Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Efendim, güzel bir salondayız. Erkeklerin azınlıkta olduğu bir toplantı yapıyoruz. Dolayısıyla bu toplantı benim için de çok değerli. Sizler için de umarım değerlidir. Bu toplantının bir başka özelliği seçimle gelenlerin bu salonda çoğunluğu oluşturmasıdır. Dolayısıyla seçimle gelenler, yani demokrasinin bir anlamda mihenk taşı olan kadın muhtarlarla beraber olmak benim için ayrıca güzel bir onur. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Kadın Kolları Genel Başkanımız gayet güzel bir konuşma yaptı. Gelecek için de projeler anlattı. Ben size kısaca şunları söylemek isterim. Muhtarlık nedir? Neden muhtarlık çok önemlidir? Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhtarlar için ne düşünüyoruz? Nasıl bir gelecek düşünüyoruz? Bunun bilinmesi ve bu ayrıntıların sizlerle paylaşılması lazım. Birincisi şu değerli arkadaşlarım. Eğer demokrasiden söz ediyorsak, bu ülkede demokratik hareket olarak da seçimi görüyorsak, bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtar seçimidir. Dolayısıyla muhtarlık bizim topraklarımızda demokrasinin bir anlamda yıldızı olarak parlamış ve bugüne kadar gelmiştir. Tarih de vereyim, 1833. 1833 yılında bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Yani milletvekilliği değil, yani cumhurbaşkanlığı değil, yani diğer seçimler değil, belediye meclis üyesi vesaire, il genel meclisi değil, bir muhtarlık seçimidir. Muhtarlığın kurumsal olarak bu kadar tarihsel bir derinliğe ulaşması bizim muhtarlık üzerine biraz daha düşünmemizi zorunlu kılıyor. Ne yapmalıyız? Önce bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var. Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var. Neden? 82 ayrı kanunda 354 maddede muhtar geçer. 82 ayrı kanunu siz bilmezsiniz. Ben de bilmem. 354 maddeyi ben de bilmem, siz de bilmezsiniz. O zaman yapmamız gereken ne? Bütüncül bir muhtarlık kanunu. Böylece muhtar eline kanunu aldığında görevi nedir, yetkisi nedir, diğer kamu kurumlarıyla bağlantısı nedir? Bütün bunların tamamının oluşacağı bir bütüncül muhtarlık kanunu. Bu kanun hazırlandı, taslak olarak hazırlandı. Muhtarların bir kısmına gönderildi. Ama Sayın Genel Başkan, bu kanun taslağını yine bütün kadın muhtarlarımıza gönderin. Olabilir ya, atladığımız bir şey vardır. Eksik olarak gördüğümüz bir şey vardır. Yanlış yaptığımız bir düzenleme vardır. Bunları düzenleriz. İkincisi, birleşik oy pusulası niye sizde yok? Milletvekillerinde var, diğerlerinde var. Sizde birleşik oy pusulası yok. Küçük kağıtlara, evet, küçük kağıtlara yazılıyor. Bir de rakip muhtar eğer birisi varsa bütün kağıtları topluyor, cebine koyuyor. Giden kişi de muhtara oy veremiyor. E şimdi buna ben itiraz ediyorum, siz de itiraz edeceksiniz. Seçimse seçim. Demokrasiyle demokrasi. Halkın oyu ise halkın oyu. E birleşik oy pusulası neden yok? Çıkar muhtar adayları, birleşik oy pusulası olur. Vatandaş da görür, arzu ettiği kimi istiyorsa ürünü basar, seçimde bu çerçevede gerçekleşmiş olur. 3. Muhtarlık evi. Niye muhtarlık evi yok? Ha niye yok mesela? Resmi bir daireden söz ediyorum ben. Türkiye'nin neresinde olursa olsun göründüğü zaman bu muhtarlık evidir diyebileceğimiz bir muhtarlık evi. Öyle saray falan yapılmayacak. Mütevazi, tek katlı, muhtarın oturabileceği, yardımcı bir personelin oturabileceği, dosyaların konabileceği, telefonun, bilgisayarın olabileceği bir muhtarlık evi. Siz kazanamadığınız zaman yeni muhtar gelip buraya oturacak. Neden bir muhtarlık eviniz yok?
Ve hangi gerekçeyle yok? Daha geçen gün Hatay'da yangında zarar gören muhtarlarımızı aradım. Bir muhtarım bana şunu söyledi. Ben kirada oturuyorum. Devletin bana verdiği düşük bir aylık kirayı bile karşılamıyor. Ama ben muhtarım diyor. Doğru. Niçin bir muhtarlık evi olmasın? Bir muhtarlık evinin olması lazım. Tabelasının olması lazım. Telefonun olması lazım. Adresinin bilinmesi lazım. Bu çerçevede bir düzenleme yapılması lazım. Şimdi muhtar ayrıldığı zaman kapısını kapatıp gidiyor. Hiç kimse yok yanında. Peki bir vatandaş gelip ya muhtarlıkla ilgili bir derdim var diye sorabileceği ortam muhtar ayrıldıysa yok. Bir yardımcı personelin mutlaka muhtarlığa tahsis edilmesi lazım. Bunun bir kamu görevlisi olması lazım. Bizim bazı belediyelerimiz muhtarlara bir belediye çalışanını tahsis ediyorlar. Ama bu doğrudur ama gerçek anlamda muhtarın iradesinin de bir anlamda ipotek altına alınması demektir. Sen beni eleştirirsen bak personelimi çeker. Olmaz. Dolayısıyla muhtara tabi, artı muhtar gittikten sonra başka bir muhtar kazanıp gelebilir. Ama hafızanın devam etmesi lazım. Bürokratik hafızanın devam etmesi lazım. Dolayısıyla bir kamu çalışanının muhtarın emrinde olması lazım. Belediye başkanı nasıl bir özel kalemi varsa muhtarın da bir özel kalemi olsun. Dolayısıyla muhtar bir yere gittiği zaman her türlü bağlantı o kişi üzerinden gerçekleşmiş olsun. Bu ne demektir? Muhtarlığı kurumsallaştırmak demektir. Buna ihtiyacımız var. Başka? Köy tüzel kişiliklerinin yeniden sağlanması lazım. Daha çok sizler kentte yaşayan, kente seçimi kazanan muhtarlarsınız ama kırsalda büyük şehirler oluştuktan sonra köy tüzel kişilikleri kaldırıldı, köy mal varlıkları kaldırıldı. Dolayısıyla onlar birer mahalleye dönüştü ama gerçek anlamda birer mahalle değil, yine köy. Dolayısıyla bu yapının düzeltilmesi lazım. Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım. Belediye başkanının bütçesi var, Türkiye'nin bütçesi var, her alanın bir bütçesi var, her evin bir bütçesi var. Ama muhtarlığın bütçesi yok. Niye yok muhtarlığın bütçesi? Size birisi gelip ben üniversite sınavını kazandım ama ya da üniversite sınavına gideceğim ama ya üniversiteme gidemiyorum veya sınava girecek param yok dediği zaman en rahat ulaşacağı kim? Muhtar. Dediği zaman siz bazen ya cebinizden çıkarıp yol harçlığını vereceksiniz veya bir tanıdığınız vardır varlıklı bir insan, ona telefon edip ya şu öğrenci gidecek sınava girecek buna yol parası verebilir misiniz? Sizin bütçeniz olsa bunu yapmazsınız. Peki şu soru gelecektir mutlaka. Ne demek ya? Yine Kılıçdaroğlu tutturdu bir muhtarların bütçesi olsun. İyi de parayı nereden bulacağız? Çok basit. Çok basit. Emlak vergisi var mı? Var. Emlak vergisini kim topluyor? Belediye topluyor. Emlak vergisinin toplandığı mahallenin muhtarı var mı? Evet, o mahallenin muhtarı var. Orada binalar var mı? Evet, binalar var. O binalar için toplanan emlak vergisi var mı? Var. Bir kısmını belediye alır, bir kısmını da muhtara verirsiniz. Muhtar da oradan gelir elde eder. Dolayısıyla kaynak var, kaynağın adil paylaşılması lazım. Adalet diyorsak adil paylaşılması lazım. O zaman muhtarların da bir bütçesi olur. Dolayısıyla şu anlama gelmesin, muhtarın bütçesi var, istediğimiz gibi harcayalım. Hayır. Bütüncül bir muhtarlık kanunu çıktıktan sonra orada muhtar bütçesi de, muhtarlık bütçesi de yer alacak. Bütçenin nasıl harcandığı görülecek. Orada kuralları belirlenecek. Aynı zamanda bütçe harcamalarının yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığı da ayrıca denetlenecek. Dolayısıyla bir bütçeniz olacak. O kaynağı yine beldenin, bulunduğunuz mahallenin veya kırsal kesimin ihtiyaçları doğrultusunda harcayacaksınız. Aylin Hanım bir şey söyledi. Dedi ki her mahallede ya da kırsal kesimde, köyde her evin derdini bilen aslında muhtardır dedim. Tencere kaynıyor mu kaynamıyor mu, yoksulluk var mı yok mu, durumu iyi mi iyi değil mi, hastalığı var mı yok mu, engellisi var mı yok mu, bunu en iyi muhtar bilir. Doğru. En iyi muhtar bilir. Ben bu sözü nereden duydum?
Onu da söyleyeyim. Bir uluslararası kuruluş Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Türkiye'de yoksulluk araştırması yapılmasını ister. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de evet biz Türkiye'de yoksulluk araştırması yapalım diye otururlar. Efendim gerekli finans desteği sağlanmıştır. Otururlar bir karar alınır. Ama hocaların tamamı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin lojmanlarında oturuyorlar. Yoksul nerede? Yoksula nasıl ulaşacaklar ve hangi soruları soracaklar? Soruları biliyorlar ama yoksulla muhatap olmaları lazım. Birisi diyor ki siz yoksulları görmek mi istiyorsunuz? Yoksul ailelere ulaşmak mı istiyorsunuz? İki yere gideceksiniz. Ya mahallenin muhtarına veya mahallenin bakkalına. İkisine gittiğiniz zaman yoksul ailelerle sizi karşılaştırırlar. Ve siz de çalışmanızı yaparsınız. O çerçevede raporunuzu düzenlersiniz. Bunu neden anlattım? Genellikle yoksul ailelere, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar siyasi olarak yapılıyor. Oysa yardımı alan kişinin siyasi görüşü hiç önemli değil. A partisi olur, B partisi olur, C partisi olur ama yardımı götürecek kişinin bu çerçevede bir siyasi propaganda malzemesi yapmadan yardımı ulaştırması gerekir. Bunu en iyi kim yapar? Muhtar yapar. Çünkü muhtar siyasi kimliğiyle değil, muhtar olarak çıkar ve vatandaştan oyunu ister. Dolayısıyla bir yardım yapılacaksa, bu kamu kuruluşları, belediyeler kim olursa yardım yapılacaksa, bu yardımın mutlaka muhtarlar aracılığıyla yapılması lazım. Böylece muhtarlık kurumu da, evet ben seçildim, muhtar oldum, evet şu ailelerin yardıma ihtiyacı var, dolayısıyla o yardımın karşılanması açısından ben de rol üstleniyorum deme imkanına kavuşmuş olacak. Bir başka olay. Siz bazen mahallenizle ilgili kararlar alınır ama haberiniz olmaz. Bazen sizin haberiniz olmaz. Bazen de çoğunlukla hiç haberiniz olmaz. Belediye meclisinde bir karar alınmıştır. Vatandaş gelir size şikayet eder ama sizin haberiniz yoktur. Olması gereken ne? Olması gereken şu. Sizin muhtarlık alanınızla ilgili olarak, muhtarlık alanınızla ilgili olarak belediye meclisinde bir konu görüşülecekse muhtar olarak o toplantıya davet edilmeniz, kürsüye çıkıp konuşmanız ve oy hakkı sahibiniz olmanız lazım. Eğer bu olabilirse muhtar gerçek anlamda evet belediye meclisi toplantısına katılıyorum. Neden? Benim mahallemle ilgili bir karar alıyorsun. Benim mahallemle ilgili bir karar alıyorsam beni seçen halk, mahalle. Mahalle beni seçti. Sen karar alıyorsun, benim haberim yok. Belki karar yanlış, belki çok doğru. Belki eksiği var, tamamlanması lazım. Ne olması gerekiyor? Belediye bir mahalleyle ilgili karar aldığında imar durumu veya başka bir şey olur. O mahallenin muhtarı zorunlu olarak yasa gereği davet edilmeli. Olay anlatılmalı. Muhtar çıkıp kürsüde görüşlerini anlatmalı. Gerekirse oy hakkı sahibi de olmalı. Bu olduğu takdirde mahalle muhtarı daha güçlü olacak. Bir şey daha, belki çoğunuzun haberi bile yok. Muhtarlık aslında bazı kanunlara göre bir kamu kurumu olarak tanımlanmıyor. Niçin? Seçimse seçim, demokrasi ise demokrasi. Vatandaşın oyu ise vatandaşın oyu. Kamu hizmeti ise kamu hizmeti. Ama siz belediyelerle ortak kamu hizmeti projesi yapamazsınız. Yasa buna engel. Niye engel? Neden itiraz etmiyorsunuz? Siz bulunduğunuz mahalleyle ilgili, kırsalsa köyle ilgili bir proje geliştirebilirsiniz. Ve belediyeye gidebilirsiniz. Bunu beraber müşterek yapalım. A muhtarlığı ve A belediyesi ortak mahallenin sorununu çözmek için bu projeyi geliştirdik. Bunu yapabilirsiniz. Ama yasa buna engel. Bunun kalkması lazım. Dolayısıyla muhtarlık kurumunun belediye ile ortak proje yapması için muhtarlık kurumunun kamu kurumu olarak yasalara geçmesi gerekiyor. Efendim başka bir şey daha. Son olarak ifade edeyim. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı yasal olarak. Sizin kanunda var zaten. Olması lazım. Bizim hazırladığımız taslakta, muhtarlık taslağında bu var.
Türkiye Belediyeler Birliği var. Niye Muhtarlar Birliği yok? Onun da yasal olarak ortaya çıkması lazım. Onun da başkanlığı seçimle gelmesi lazım. Türkiye Muhtarlar Birliği güç olarak baktığınız zaman en büyük güç sizde. Sayı olarak baktığınız zaman en büyük sayı sizde. Ama yasal güç olarak baktığınızda en zayıf olan sizsiniz. O zaman bir siyasi parti farkı gözetmeksizin, A partisi B partisi demeden, siz hazırlanan muhtarlık kanunu alırsınız önüne, taslağı alırsınız önünüze, dersiniz ki bu taslağı kendi aranızda tartışın. Eğer Aylin Hanım bu taslağı bütün muhtarlar açısından da tartışılır hale getirirse tartışın. Deyin ki hep beraber çıkın, gerekirse bunu bütün muhtarlar imzalayıp bütün siyasi partilere göndersinler. Desinler ki bizim bütüncül bir kanunumuz var, kanun teklifimiz, kanun tasarımız var. Buna kim evet derse oyumuzu vereceğiz, kim hayır derse o partiye oy vermeyeceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net. Böylece siz gücünüzü göstermiş olacaksınız. Bunun sağlanması lazım. Şimdi Aylin Hanım da söz etti. Bu ülkede nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Aslında kadınlar daha fazla, erkekler biraz daha az sayısal olarak. Fakat parlamentoya baktığınızda parlamentoda kadın milletvekili sayısı çok az. Şimdi bir cinsiyet kotasının getirilmesi lazım. Cinsiyet kotası. Bizim kendi tüzüğümüzde cinsiyet kotası %33. Ayrıca %20'de gençlik kotası var. Biz böyle bir hazırlık yapmak istedik. Dedik ki bu cinsiyet kotasının parlamentoya da yansıması lazım. Bizim tüzüğümüzde var ama bu tüzük sadece bizim iç işimiz. Ama bunun parlamentoya yansıması için siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor. Siyasi partiler yasası içinde ne yapacağız? Bunun meclisten geçmesi lazım. 306 kadın örgütüyle bir Zoom üzerinden bir görüşme yaptım. Onlara söyledim. Siz bir sürü hak talep ediyorsunuz. Efendim mecliste yeteri kadar temsil edilemiyoruz falan diyorsunuz. Güzel. Bunun önündeki engel ne? Siyasi partiler yasası. Değiştirin. Kadın nüfusun yarısı %50'den fazlası kadın. Ama kadınlar parlamentoda temsil için yeterli mücadeleyi vermiyorlar. Ben kanun teklifini hazırlattık. Bütün kadın örgütlerine gönderdik. Kadın örgütleri alıp bakacaklar. Olur ya, bir eksiğimiz var tamamlarız, bir yanlışımız var düzeltiriz. Bütün bunların çözümünden sonra, çözülmesinden sonra gelen sorunların, görüşlerin bir şekliyle ele alınıp değerlendirilmesinden sonra kanun teklifini vereceğiz. İmzalayacağız, vereceğiz. Sizden isteğim şu: kanun teklifi parlamentoda görüşülürken hepinize haber vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın haklarını savunan ya da savunduğunu iddia eden partiler bu yasal düzenlemeye hayır diyorlarsa tek isteğim var: ona hayır oyu verin. Seçimde, ilk seçimde hayır oyu verin. Eğer kadınlar olarak hakkınızı savunuyorsanız, sen benim parlamentoda nüfusun %50'sini ben oluşturuyorum, sen %50 oranında kadın parlamentoya gelsin dediğim zaman itiraz ediyorsun. İtiraz ediyorsan ben de sana oy vermiyorum. Kadının gücünü gösterin. Kadın güçlü aslında. Talebinde de son derece haklı. Tıpkı muhtarlar için saydığım maddelerde olduğu gibi. Dolayısıyla burada da sizlerin gücünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu gücü gösterirseniz hiçbir siyasi parti dur bakalım kadınlar ne diyor, ben bunu düşünmeyeyim diyemez. Mutlaka ne diyor diyecek, kulağını kabartacak, sizin sesinizi duyacak ve gereğini yapacak. Bu sizin gücünüzü gösterir. Kadınların bu çerçevede ortak mücadele etmesi lazım. Tabii o parlamentoda olması yetmez. Eğer arzu ederseniz bunun muhtarlıklar içinde yapılabilir. Bir engel yok. Yani bu talep tamamen size bağlı olan bir talep. Bunu diyebilirsiniz ki sadece milletvekilleri için değil, belediye meclis üyeleri içinde olsun, İl genel meclis üyeleri içinde olsun, muhtarlıklar içinde olsun. O zaman kadın erkek eşitliğini bir anlamda demokraside sağlamış oluruz. Efendim, güzel bir pazar günü, havada dışarıda oldukça güzel, iyi bir kahvaltı yapacağız herhalde.
Zor koşullardan geçiyoruz, onu da hepimiz biliyoruz. Pandemi süreci içinde zor koşullardan geçiyoruz. Tabii bunu da inşallah atlatırız, bütün dünya için sorun olan. Tabii doğal olarak Türkiye için de sorun olabiliyor. Hep birlikte umarım atlatırız. Can kaybımız en azından hep birlikte dua edelim çok daha az olsun veya hiç olmasın. En büyük arzumuz da o zaten. Ama dediğim gibi bugün biz kadın muhtarlarla, Ankara'daki kadın muhtarlarla bir iki istisna dışında muhtarlarla birlikte olduk. Ben daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye'deki bütün kadın muhtarları Aydın'a davet etmişti. O toplantıda da bulunmuştum. Benzer açıklamaları, benzer burada açıkladığım maddeleri orada da açıklamış ve maddeleştirmiştim. Tabii doğal olarak biz bunları anlatırız. Ama talebin sizden gelmesi lazım. Talebin benden değil veya bir avuç insandan veya bir avuç kadından değil. Ortak hepinizden gelmesi lazım talebin. Bir başka şey daha var. Siyaset bizde çok dar bir alana sıkışmış vaziyette. Bazılarımız inanç üzerinden siyaset yapıyor. Bazılarımız etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyor. Bazılarımız yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıyor. Kadınların bu siyaset anlayışını da reddetmesi gerekiyor. Hiç kimsenin inancı siyasete malzeme olmaz. Herkes belli bir değerin içine doğar. Herkesin inancı kendisine aittir. Allah'la kul arasına birisinin girmesinin ne yetkisi var ne imkanı var böyle bir şey yok. O zaman bunun siyasetin dışında tutulması lazım. Etnik kimlik. Etnik kimlik üzerinden siyaset olmaz. Hiç kimse anne ve babasını seçme özgürlüğüne sahip değil. Ama hepimiz annemizle, babamızla, kardeşlerimizle iftihar ederiz. Dolayısıyla etnik kimlik de siyasete malzeme olmaz. Herkesin kimliği kendi şerefidir, öyle bakmak lazım. Yaşam tarzı üzerinden de siyaset doğru değil. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Dolayısıyla bu çerçeveden yola çıktığımızda, hak arayışlarımızı da bu çerçeveden yaptığımızda, emin olun Türkiye'de demokrasiyi çok güçlendirmiş oluruz ve o güçlü demokrasiyi inşa edecek olanlar da bu ülkede kadınlardır. Kadınların ihmal edildiğini çok iyi biliyoruz demokratik açıdan. Dolayısıyla kadınlar bu mücadeleyi verdikleri takdirde sadece Türkiye için değil, dünyadaki bütün kadınlara örnek olacak. Hele bu söylediğimiz cinsiyet kotası seçim yasasına girdiğinde dünyadaki bütün kadınlara örnek olacak bir adımı atmış olacaksınız. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Tüm kadın muhtarlar adına Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Serpil Erenoğlu'nu plaket takdimi için sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, şimdi size mikrofonu vermeden bugün bu organizasyonda emeği geçen Kadın Kolları MYK üyelerimize, Ankara İl Kadın Kolları örgütümüze, tüm örgütümüze ve bize ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi'ne ve Serpil Hanım nezaretinde tüm katılan kadın muhtarlarımıza da bir teşekkür etmek istedik. Onun için şöyle bir plaket takdimi olacak. Belki Serpil Hanım da birkaç şey söylemek isteyebilir. Önce fotoğraf. Efendim iyi günler dilerim. Bu kadar anlamlı, çok özel bir günde, bu kadar özel bir kişiyle beraber olmak, Sayın Genel Başkanımla, Sayın Kadın Kolları Başkanımla, sevgili milletvekillerimizle birlikte olmak, bu güzel günü beraber kutlamak onur verdi bana. Açıkçası çok teşekkür ederim. Efendim çok güzel konulara bahsettiniz. Aylin Hanım o muhteşem sesiyle masal dinler gibi terapiye uğradım. Siz çok güçlü şeyler söylediniz. Kadının güçlenmesi ve muhtarlıkların bütüncül bir kanunla yasaya kavuşması açısından çok doğru tespitlerde bulundunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Umut ediyoruz ki 19 Ekim'de biz yine Muhtarlar Günü'ydü.
dördüncü yılını kutladık. Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ile de beraberdik. Bazı konulara Konfederasyon Başkanımız değindi ama bizim en çok kadın muhtarları olarak da yani erkek kadın erkek fırsat eşitliğinden yararlanacağımız bir konu var. O da mesela doğum izni kullanamıyor. Gerçi biz çoğumuz yaşlı ve doğurganlığı bitirdik ama orada mesela Johnson var yani kıyamayız. Ve raporlu olduğumuz yıllık izne çıktığımızda da muhtarlık maaşlarının kesintiye uğranıyor. Yani aldığımız 2368 liralık bir rakam bile azalarımıza devrediliyor. Şu teklifte de bulundum Sayın İçişleri Bakanımıza. Bu aldığımız biz hani halk diliyle maaş diyoruz ödeneklerin kesintiye uğratılmaması gerekiyor. Çünkü zaten çok zor şartlarda, ekonomik şartlarda yaşamımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla bunu da ilave ederseniz, bir de tebligat kanununu ilave ederseniz ki tebligattan da bir gelir sağlanması gerekiyor. Çünkü yüzlerce tebligat dağıtımı oluyor. Bundan da 12 lira gibi bir rakam alınıyor. Hem PTT alıyor hem de Adalet Bakanlığı alıyor. Dolayısıyla onların da bu konuda muhtarlara destek olması gerekiyor. Muhtarlık bütçesine bir pay. Evet kesinlikle. Yani çok cüzi bir şey olabilir ama bütün bunları elde ettiğimiz zaman biliyorsunuz ki hanımefendiler seçilme şartları biraz daha zorlaşıyor. Efendim küçük bir şey daha bekletiyorum size ama seçimde birleşik oy pusulasından bahsedildi. Şu anda birleşik oy pusulası gibi kullanıldığı söyleniyor ama yeterli değil bizim için. Ancak muhtarlığın seçimlerinde de bir kanunun gelmesi gerekiyor. Defalarca Yüksek Seçim Kurulu'na teklifte bulunduk. Çünkü bunun seçilme kuralının bir başvuruya tabi olması gerekiyor. Tıpkı siyasi partilerdeki gibi. Gerekirse bir ücret ödenerek de yapılabilir bu. Ama eline pusulasını alan gece sandığın başına koyuyor. İşte dediğiniz gibi bizimkileri çalıyor cebine. Kendisininkini dağıtıyor. Bir de bakıyorsunuz ki her şey değişmiş vaziyette. Bütün bunların ışığında efendim ilginize, alakanıza, sevginize, dostluğunuza çok çok teşekkür ederiz. Biz sizi bir siyasi parti lideri gibi de görmüyorum açıkçası. Bir arkadaş, bir dost, bir abi, bir komşu gibi görüyorum. Bunu hep dile getiriyorum. Yoksa bir genel başkanın karşısında konuşmak gerçekten kolay bir şey değil. Bir de benim bir eğitmen kızım var. Onun karşısında konuşmak bana çok zor geldi bugün. Efendim saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah başka buluşmalarda birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Maskeyle efendim. Maskeyle bir fotoğraf alabilir miyiz? Başkanımızla Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Değerli konuklar, hepinize afiyet olsun.